Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu bir diyalog çalışması olan Urlaubsplanung, evet tatil planlaması. Ancak tatil planlaması arkadaşlar, çalışma yerinde şefinizden ya da yöneticinizden bir tatil belirlenmiş. Ancak bu tatille ilgili zamanlarla alakalı bir sıkıntı yaşanmış ve bu zamanın farklı bir zamana çekilmesiyle alakalı bir diyalog arkadaşlar. Dilerseniz diyalogumuza geçmeden önce kelimeleri, yapıları bir öncelikle bir inceleyelim. Onun ardından ayrıntılı bir şekilde interaktif olarak bu çalışmayı birlikte yapalım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ilk yapıya baktığımızda der Grund meines Anrufs. Grund neydi arkadaşlar? Sebep demekti. Bakın burada bir genitif yapı var. Meines Anrufs. Anrufen neydi arkadaşlar? Telefon araması yapmak demekti. Ancak burada isim haliyle karşımıza çıktığında Anruf oluyor. Ve genitif olarak meines Anrufs, yani aramamın sebebi denilirken bu bir yapı arkadaşlar. Bu bir cümle değil. Ancak bu yapıyı cümle içerisinde birazdan diyaloğun içerisinde görüyor olacağız. Dolayısıyla der Grund meines Anrufs, aramamın sebebi şudur gibi bir anlam çıkmış oluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar Urlaubsantrag. Antrag neydi arkadaşlar? Urlaubsantrag, istek, dilek değil mi arkadaşlar? Tatil isteği, dileği gibi yorumlanabilir bu Urlaubsantrag. Nun hätte ich gern, ricalarda ne diyorduk arkadaşlar? Ich hätte gern, restoran konusunda görmüştük bunu hatırlayacak olursanız. Diyelim ki ich hätte gern Suppe, değil mi? Çorba isterdim gibi bir anlam çıkmış oluyor arkadaşlar. Burada da bir yumuşatılmış rica mahiyetinde arkadaşlar. Ich hätte gern nun, şimdi de isterdim, şimdi de şunu isterdim gibi bir yapı bu arkadaşlar. Nun hätte ich gern. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Wären Sie so freundlich? Evet, wären Sie freundlich neydi? Sempatik olmak demekti. Wären Sie so freundlich? Güzel Türkçemizde sempatik olur musunuz demeyiz değil mi? Rica etsem şunu yapar mısınız deriz ya. Almancadaki karşılığı da demek ki Wären Sie so freundlich? Rica etsem şunu yapar mısınız gibi bir anlam çıkmış oluyor. Hier spricht, evet arkadaşlar, bu şu anlama gelmiş oluyor. Güzel Türkçemizde bu da maalesef yok. Telefonda konuşan bu. Telefonda, evet, konuşan bu. Demek ki hier spricht. Güzel Türkçe'de ne deriz? Ben, işte telefon açıyorsam ne derim? İsmimi söylerim. Derim ki ben Erhan Özdemir. Öyle değil mi? İsmimizi söyleriz. Ancak burada ne diyoruz? Hier spricht. Burada konuşan Erhan gibi bir anlam çıkmış oluyor. Sonraki yapıya bakalım. Ich würde Sie bitten. Evet, bitte neydi arkadaşlar? Rica etmek. Sizden ricam şudur ki gibi bir anlam çıkıyor. Ich würde Sie bitten. Sonraki ne bakalım arkadaşlar? Ich hätte ein Anliegen. Bakın bu da gene bir rica cümlesi. Ich hätte gern ein Anliegen. Bir ricam var dediğimde demek ki ich hätte ein Anliegen demiş oluyorum. Wunschtermin. Termin daha önceden de görmüştük. Neydi arkadaşlar? Termin, randevu. Ancak bu ne için geçerliydi arkadaşlar? Bir doktor randevusu olabilir. Bir iş randevusu, bir ofis randevusu için geçerli olan termin değil mi? Wunsch neydi? İstek. Demek ki bir dilek, bir istek tarihi demiş oluyorum. Yani belli bir tarihten bahsediyorsam, diyelim ki 3 Ağustos ve 5 Ağustos'u rica ediyorum bana tatil olarak yazın dediğimde bu Wunschtermin kapsamında incelenmiş olabilir. Dilerseniz şimdi bu yapıları diyalog içerisinde inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle diyaloğun üzerinden bir geçelim. Onun ardından interaktif çalışmaya başlayalım. Bilmeyenler için şöyle söyleyebilirim. İnteraktif çalışmamızda ben sol tarafı okuyorken sizler sağ tarafı okuyor olacaksınız. Ondan sonra rolleri değiştireceğiz. Bu sefer siz sol tarafı okurken ben sağ tarafı okuyor olacağım. Dilerseniz diyalogumuza bir bakalım. Guten Tag Frau Meier, hier spricht.
Evet arkadaşlar, burayı noktalı bir şekilde bıraktım. Hier spricht derken, ben kendimin ismimi söylerken, rolü değiştirdiğimizde burada da siz kendi isminizi söylüyor olacaksınız. Tıpkı burada olduğu gibi Guten Tag ve nokta nokta şeklinde devam ettim. Orada da gene dilediğiniz şekilde karşınızdakinin ismini söylüyor olacaksınız. Tabii bu bir resmi görüşme olduğu için ne olacak? Guten Tag. Söz gelimi benimle görüşüyorsanız eğer, Herr Özdemir, öyle değil mi? Ya da karşınızdaki bir bayansa, o zaman ne olacak? Guten Tag, Frau şeklinde bir soyisimle hitap etmiş olacaksınız karşınızdaki insana. Ancak bu görüşme arkadaşlar telefonla yapıldığını da unutmayalım. Şimdi demek ki Guten Tag, hier spricht denildikten sonra karşılığı neymiş? Guten Tag. Ardından burası ne diyor arkadaşlar? Der Grund meines Anrufs ist die Urlaubsplanung. Evet, az önce de söylemiştik. Aramamın sebebi tatil planlaması diyor, değil mi? Der Grund meines Anrufs ist die Urlaubsplanung. Cevap olarak baktığımızda karşımızdaki kişi ne diyor? Die Planung mache ich gerade. Gerade ne demek arkadaşlar? Şu anda, değil mi? Planlamayı şu anda yapıyorum. Ihren Urlaubsantrag habe ich schon. Evet, sizin tatil talebiniz, değil mi? Urlaubsantrag. Tatil talebiniz çoktan bana ulaştı. Çoktan bende anlamına gelmiş oluyor. Ondan sonra buraya baktığımızda ne diyor arkadaşlar? Ja, und da hätte ich ein Anliegen. Bei mir hat sich etwas geändert. Evet, benim bir ricam var. Bei mir hat sich etwas geändert. Bir şey değişti bende diyor, değil mi? Tatil programında bir şey değişti. Nun hätte ich gern im September vom 5.9. bis zum 18.9. Urlaub. Şimdi de benim değişen tarihte değişen bir durum var. Neymiş bu durum arkadaşlar? September hangi aydı? Eylül ayında. 5 Eylül ila 18 Eylül arasında ne istiyorum? Tatil talebim var diyor. Nun hätte ich gern im September vom 5.9. bis zum 18.9. Urlaub. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada nun ile başlamış. Şöyle de diyebilirdik pekala. Ich hätte nun da diyebilirdik. Burada nun'un anlamı jetzt anlamına da gelebiliyor. Yani o anlamda aslında jetzt hätte ich gern yerine ne demiş? Nun hätte ich demiş. Demek ki her iki türlü de kullanılabilirmiş. Ich würde Sie bitten, das zu ändern. Benim sizden ricam bunu değiştirmeniz. Ich würde Sie bitten, das zu ändern. Sizden ricam bunu değiştirmeniz diyor. Evet, okları takip ediyoruz. Nereye gidiyor ok? Buraya doğru gidiyor. Da muss ich erst mal sehen, wie viele Urlaubsanträge da sind. Evet. Bakın burada da muss ich erst mal sehen. Öncelikle bir bakmam gerekir. Neye bakmam gerekir? Wie viele Urlaubsanträge da sind? Kaç tane tatil talebinin olduğuna bir bakmam lazım diyor. Değil mi? Ich kann Ihnen vorher nichts versprechen. Vorher arkadaşlar, önceden size versprechen söz vermek demek arkadaşlar. Ich kann Ihnen size önceden söz veremem diyor. Evet, demek ki bu tatil talebi, değil mi? 5 Eylül ile 18 Eylül de demek ki bu tatil tarihi değişmiş. Dolayısıyla bu talepte bulunuyor ve o ilgili kişi ne diyor? Söz veremem diyor. Öncelikle bütün bu tatil taleplerini bir incelemem, görmem lazım diyor. Demek ki versprechen de demek ki neymiş? Söz vermek demekmiş. Ich kann Ihnen vorher, öncesinde size hiçbir şey, nicht versprechen, söz veremem diyor. Buraya baktığımızda buna karşılık nasıl cevap verildiğine bir bakalım. Ja, ich weiß. Evet, biliyorum. Aber wären Sie so freundlich, meinen Wunschtermin zu notieren? Evet, ne diyor? Sizden ricam, benim bu dileğimi, bu isteğimi, bu tarih isteğimi, değil mi? Arzu ettiğim bu tatil tarihini not alabilir misiniz diyor.
Değil mi? Bakın burada bir nevi ne yapmış oluyor karşımızdakine? İkna etmiş oluyoruz, öyle değil mi? Yani bu tatil talebimi rica etsem not alabilir misiniz diyor. Değil mi? Ich schicke den neuen Antrag dann auch noch schriftlich. Evet, ne diyor arkadaşlar? Schicken neydi? Göndermek demekti. Den neuen Antrag, talep, yeni talebimi dann auch noch schriftlich. Bakın ne diyor arkadaşlar? Sizden ricam diyor, not almanız diyor. Bu tatil talebini de ben birazdan size yazılı olarak atacağım, göndereceğim diyor. Evet arkadaşlar, Almanca'da, Alman kültüründe mutlaka bir şeyde, bir dilekte, bir talepte bulunuyorsanız bunu söylemekle kalmayıp aynı zamanda yazılı olarak da beyan ettiğinizde emin olun bu birazcık daha ne olmuş oluyor? Belgelenmiş oluyor. Dolayısıyla elinizde bir ne var? Bir sağlam bir talep var. Dolayısıyla bunu ispat edebiliyorsunuz ileriki dönemde. Hatta güzel Türkçemizde nedir? Söz uçar, yazı kalır. Kesinlikle Almanların bu güncelinde olan bir söz. Evet. Buraya baktığımızda ne diyor arkadaşlar bu talebi karşılık? Gut. Wenn nicht viele Kollegen in Urlaub wollen, gibt es kein Problem. Bakın burada birazcık sanki ikna olmuş gibi. Ne diyor? İyi peki diyor. Wenn nicht viele Kollegen in Urlaub wollen. Evet, Kollege neydi arkadaşlar? İş arkadaşı demekti değil mi? İş arkadaşları eğer o tarihte tatile gitmek istemezlerse gibt es kein Problem. Sıkıntı olmayacaktır anlamına gelmiş oluyor bu cümle. Gut, wenn nicht viele Kollegen in Urlaub wollen, gibt es kein Problem. Buraya bakıyoruz. Prima. Vielen Dank. Harika. Çok teşekkür ederim. Ve karşılık olarak bitte auf Wiederhören. Ne diyor? Rica ederim. Auf Wiederhören diyor, değil mi? Bitte auf Wiederhören. Nerede kullanıyorduk auf Wiederhören'ı? Telefon aramalarında kullanıyorduk. Çünkü yüz yüze görüşmelerde ne diyorduk arkadaşlar? Auf Wiedersehen diyorduk. Ancak telefonda da auf Wiederhören demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu çalışmayı nasıl yapacağız? İnteraktif olarak yapacağız. Yani sol tarafı ben söylüyor olacağım. Siz de sağ tarafı söylüyor olacaksınız. Ben o gereken boşluğu size söylüyor olacağım. Ama öncesinde bir tekrar yapalım. Ardından interaktif çalışmaya geçelim. Guten Tag Frau Meier. Hier spricht... Guten Tag. Der Grund meines Anrufs ist die Urlaubsplanung. Die Planung mache ich gerade. Ihren Urlaubsantrag habe ich schon. Ja, und da hätte ich ein Anliegen. Bei mir hat sich etwas geändert. Nun hätte ich gern im September vom 5.9. bis zum 18.9. Urlaub. Ich würde Sie bitten, das zu ändern. Da muss ich erstmal sehen, wie viele Urlaubsanträge da sind. Ich kann Ihnen vorher nichts versprechen. Ja, ich weiß. Aber wären Sie so freundlich, meinen Wunschtermin zu notieren? Ich schicke den neuen Antrag dann auch noch schriftlich. Gut, wenn nicht viele Kollegen in Urlaub wollen, gibt es kein Problem. Prima, vielen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Arkadaşlar hazırsak sol tarafı ben söylüyor olacağım. Sizler de sağ tarafı söylüyor olacaksınız. Evet, sol tarafla ben başlıyorum. Hazırsak başlayalım. Guten Tag. Hier spricht. Der Grund meines Anrufs ist die Urlaubsplanung.
Ja, und da hätte ich ein Anliegen. Bei mir hat sich etwas geändert. Nun hätte ich gern im September vom 5.9. bis zum 18.9. Urlaub. Ich würde Sie bitten, das zu ändern. Ja, ich weiß. Aber wären Sie so freundlich, meinen Wunschtermin so zu notieren? Ich schicke den neuen Antrag dann auch noch schriftlich. Prima, vielen Dank. Dilerseniz arkadaşlar bu çalışmayı tekrarlayalım. Başlıyorum. Guten Tag. Hier spricht Özdemir. Der Grund meines Anrufs ist die Urlaubsplanung. Ja, und da hätte ich ein Anliegen. Bei mir hat sich etwas geändert. Nun hätte ich gern im September vom 5.9. bis zum 18.9. Urlaub. Ich würde Sie bitten, das zu ändern. Ja, ich weiß. Aber wären Sie so freundlich, meinen Wunschtermin zu notieren? Ich schicke den neuen Antrag dann auch noch schriftlich. Prima. Vielen Dank. Şimdi arkadaşlar siz sol tarafı okurken ben sağ tarafı okuyor olacağım. Buyurun. Guten Tag. Die Planung mache ich gerade. Ihren Urlaubsantrag habe ich schon. Da muss ich erst mal sehen, wie viele Urlaubsanträge da sind. Ich kann Ihnen vorher nichts versprechen. Gut, wenn nicht viele Kollegen in Urlaub wollen, gibt es kein Problem. Bitte, auf Wiederhören. Diyalogumuzu tekrar edelim. Buyurun arkadaşlar. Guten Tag. Die Planung mache ich gerade. Ihren Urlaubsantrag habe ich schon. Da muss ich erst mal sehen, wie viele Urlaubsanträge da sind. Ich kann Ihnen vorher nichts versprechen. Gut, wenn nicht viele Kollegen in Urlaub wollen, gibt es kein Problem. Bitte, auf Wiederhören. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde diyalog çalışması olan Urlaubsplanung konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.